Düğün şarkınız? Eric Clapton. Galiba. Tears in Heaven. Evet doğru. Mırıldan bakayım. Yok bir sözlerini şey yapamam. Yani söylemek istemem. Could you know my name if I saw you? Oğlum ne oldu hemen bir anda söyledin? Hiçbir şey demedim arada yani. Ne bir tavır yaptım ne bir haklısın kardeşim diyecekken. All the way. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi yeni bölümüyle alkışlarla başlıyor. Hey maşallah be. Temmuz'un başında tatile gidemeyen ne kadar insan varsa hepsi burada. Biz şu anda profilodayız. Şişli'de dışarıda 4 kişi yok. Tamamı burada. Sevgili Hazal, sevgili Feyyaz. Ne kadar tatlı görünüyorsunuz ikiniz de. Teşekkür ederiz biz de. Kız buna niye güldün? Feyyaz'ım senle başlayalım. Kaç yıllık bir ilişki bu? Ekim'de 12 olacak. Evlilikte 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Yaşlar kaç? 31 yaşındayız ikimiz de. Doldurduk ikimiz de 31. 19'unuzdan beri berabersiniz. Evet, 19. Nerede tanıştınız Feyyaz? Üniversitede. Hangi üniversite bu? Koca Üniversitesi. Tamam. Bölümler ne? İkimiz de çevre mühendisiydik. Tamam. Hazırlıkta ilk hazırlık okuduk. Hazal da okumuş hazırlığı. Daha birinci sınıf değiliz. Hazırlıkta tabii biraz karışık sınıflar. Başka bölümlerden insanlar var. Orada da çevre mühendisi bir arkadaş daha vardı. Tabii hemen onunla tanıştık. Daha birinci sınıfa başlamadık falan. Sonra birinci sınıfa geçerken tabii o bana dedi ki yani Hazal da var dedi. Benim yakın arkadaşım dedi. Seni onunla tanıştıracağım dedi. Sonra dedim olur zaten bölüme yeni gidiyoruz. Hani bir şey bilmiyoruz. Ne kadar çok insan tanışsak o kadar iyi. İşte biz de böyle bilmiyoruz ya erken gitmişiz ilk hafta okula. İlk hafta meğersem ders olmuyormuş böyle. Sınıfta 3 kişi Hazal da dahil kaldık. Ben de görünce böyle direkt şey oldum. Bütün herkesin haberi vardı da siz üçünüz mü sadece gittiniz gerçekten? Valla sadece üçünüz. Ama bu ne alıklık hiç mi demediniz yani? Yani şey okulun ilk haftası yani herhalde o işin raconu öyleymiş. İlk haftası ders olmuyormuş. Biz böyle meraklı meraklı gittik ilk haftası okula. Sen bu çocuğu görünce ne düşündün Hazal? Bir şey düşünmedim. Güzel. Yani işte şey tanıştık ben de bölümden biri hani ne güzel falan diye düşündüm. Hani ne kadar çok istanırsak o kadar iyi. Sonra takıldık 3 kişi. Ben hemen merkeze inme teklif ya ettim. Ya tepede arada. Okul hani merkeze inme gibi bir şey var tabii. Şey, üniversite tepede mi? Dağda mı? Dağda. Bayağı dağ. Umuttepe diye bir yerde. Tamam. Takılınca ben de çok iyi anlaştığımızı düşündüm. Yani tamam. Çok iyi anlaştık. Dedim ne kadar kafa biri falan. Öyle. Sonra flört. Ama işte orada bir sorun vardı bence ben onu anlatayım. Şimdi çok 3 kişi takılmaya başladık. Ben Hazal'la çok iyi anlaştım. Tanıştıran kız sana yük gelmeye mi başladı? Evet. Öyle olur çünkü. Bazısı anlamaz. Tanıştırın dibimde sikle giderdik. Tamam tanıştırın. Ya sürekli 3 kişi takılıyoruz. Ben Hazal'ı bir türlü yalnız yakalayamıyorum tabii. Sonra... Şeylere başvurdun mu hocam? Üçünüz bardasınız. Hazal tuvalete gitmiş. Belli belirsiz 40 saniye sonra peşinden gitme. Ya da şey yani defol buradan filan dedi. Kızı öyle diyecekmiş. Bir espri yaptım. Bu çocukta Selami Şahin tandansı var ben sana söyleyeyim. Şey şöyle yaptım. Kıza sen dedin mi hiç git diye? Yok demedim. Ha. Ben bir gün bir akşam artık gaza geldim. Hazal'ı aradım telefonundan. Dedim buluşabilir miyiz ama dedim bak baş başa hani böyle lütfen hani şey böyle üstüne basa basa söyledim. Çünkü Hazal da şey nazik bir insan söyleyemiyor kıza. Yani hep böyle bir şey oluyor onu şey yaptım. Kimin arkadaşıydı kız? Aslında yani, ortak sınıf. Kime daha yakındı bir tık daha yakındı? Sanırım kimiz? Anneanneleriniz mi babaanneleriniz öyle mi bir arkadaş? Şey yani. Böyle bir bu şey. Ne saçma bir... Bu ne saçma bir yeri ya. İki anneanne girdi hikayenin içine şu an. Konkenden arkadaşlarmış anneanneleri. Gerçek mi bu? Gerçek. Senin de neyin şaka neyin gerçek belli değil ya. Ya tamam. Konken ya, arkadaşıymış. Evet. Anneanneler. Ama hani böyle şey bir paylaşımım yok sadece tanıyorum diye bizim bölümden diye hani öyle ilk gün. İlk flörtöz buluşma neredeydi? Sen o gün baş başa deyince gittin mi? Yok şöyle oldu okula sorun gittik oradan. Tabii.
okula gittik. Sonra hani bana o gün demişti ki baş başa buluşalım. Aslında ben de şöyle oldu. İlk başta hani Feyyaz'la çok iyi anlaşınca aynı kadar işte güzel bir arkadaş buldum kendime diye düşündüm. Hani böyle, ama Feyyaz'ın niyeti o değil. İşte hani öyle beni arayınca ben de dedim ki ya tüh hani arkadaşımdan olacağım galiba yine falan gibi. Aman ol ya. Biz kızların da bıktık. Ben seninle arkadaşlığımı ya, kaybetmekte işte. Koyayım. Ben seni öpeceğim. Hayır ya. Ol arkadaşından ol. Git bul başka arkadaş bul ya. Ya çok iyi anlaşmıştık. Ne bileyim hani sevgili olacağım. Çok iyi de öpüşürsünüz. Ne olacak? İşte sonra şey okula gittik. Şimdi Feyyaz'la buluşalım dedi. O nasıl olacak bilmiyorum. Yani böyle yine bir kalabalık bir grup takılıyoruz hani. Ben de oğlum sen baş başa deyip niye kızı yine okula götürüyorsun? Yok muydu başka? Ama yer? Okuldan çıktıktan sonra vakit geçirecektik. Ha. Bir baktım. Evet. Diğer kız da geliyor böyle minibüse gidiyoruz üç kişi. Yine geldi öbürü. Evet. Hiç anlamadı mı aranızda böyle ben bir çekim olduğunu? Ben de anlamadı büyük ihtimalle. Ben de Azal'a böyle bir kaş göz işareti yapıyorum hayırdır falan. Böyle zamanlarda erkeğin aklına şey gelir. Senin de böyle güvendiğin tatlı bir tane arkadaşını erkek bir adamı getireceksin. Ortama sokacaksın. Ya o kadar da samimi de değildim bir yandan o kızla. Yani belki olabilirdi ama... zaten biz Hazal'la aramızdaki mevzuyu konuşup anlaştıktan sonra yani çok fazla görüşmedik o kızla. Oğlum çok ayıp değil mi ya? İkinizde de şu kadar şeref yokmuş. Olsun olur. Hemen mi yani çıkarttınız ama hayatınızdan? Ya sen zaten seni anladım hadi. Bıkmışsın dibinizde dibinizde. Görüşmedim bir daha. O kadar da yani dört görüşme filandır böyle şey. Bu bahsettiğimiz bir iki günlük bir şey bu arada. Ha öyle. Tamam. Hemen akşamına aradı. Ertesi gün oldu falan hani böyle bir sen hemen... şey değil. Tabii tabii. Tamam şimdi bir baş başa kaldığınız o ilk anı bana Allah sana anlatın artık. Şu kodumun minibüsünden bir inin. Ya orada işte o kız tuvalete gidince ben Hazal'a hani birlikte baş başa buluşacaktık filan dedi. Hazal da kusura bakma ayarlayamadım filan dedi. Orada artık şey... bilmiyorum belki Hazal'da da böyle bir sinyal almış oldum Hazal'dan gibi hissettim. Sonra işte şeyde okulun kantininde otururken bir gün akşam vakti çok güzel bir manzarası vardı. Hazal'ı okey masasından çektim gel bir dakika dedim. O manzarada açıldım kendisine. Öyle mi? Evet. Bankta? Bank gibi değil böyle biraz teras gibi bir yerde. Tamam. Böyle gece dağ manzarası gibi şehir manzarası vardı güzel bir yerde. Orada açıldım Hazal'a. Ne dedi? İşte ben sana... Bu başka o, yani arkadaş gözüyle bakmıyorum dedi. Ondan sonra işte dedi ben de şey demiştim yani hani aynı sınıftayız ne bileyim gerek yok gibi şey söyledim orada. O da işte ne olacak falan dedi. Böyle dedi. Bir an böyle mafyavari bir kelime etmiş bulunup işte sonunu düşünen kahraman olamaz gibi bir şey söyledi. Çok çirkin. Yani 12 yıl. Kurtlar Vadi 16. bölüm. 12 yıl oldu hala kahraman olmadık. Öyle bir. Kötü bir espri de yapmış oldum. Bu çocuk bunları değinecek. Alışacağız. Bunlar olacak. Herkes hazır mı? Evet doğru. Açıldı sana hayır mı dedi? Bir hayır, bakalım hayır. Dedi. Bir ay bir bakalım dedi. Bir baktınız. Evet baktık. Ya öyle bir bakalım gibi. İlk kim kimi öptü? Ben Hazal'ı öptüm. Nerede? Bir arkadaşımızın evinde toplanmıştık. Orada... Mutfakta. Kız çok tatlı ya. Yengemin kızı. Bunları sorma ya. Bunlar özel ya. Evde ikiniz miydiniz? Ya işte mutfaktaydık herhalde. Bir şeyler topladık orada. Ha ikiniz mutfakta yalnızken. Sıkıştırma. Sakin lan. Oğlum ilk öpüşme romantik olur. Mutfakta sıkıştırmış kızı ya. Yani. Bir de benim gibi ayı gibi de adam. Bu kız da 12 kilo kesin sıkışmıştır yani. Öyle oldu. Hazal daha belki başka perspektiften anlatır. Hazal'cığım beklediğin bir şey miydi mutfaktaki? Ya daha önceden de şeyleri olmuştu. Denemeleri. Hocam sen kaç kere boşa çıktın bana anlat. Ne olmuş? İlk denediğinde ne oldu? Bana şimdi öpebildiğini de öpemediğini anlat. Hazal biraz sanki biraz çekingendi. O zaman böyle hani sarılırken falan böyle bir belki bir yaklaşmışımdır. Belki hani yüzünü çevirmiştir, bir şey olmuştur. Öyle biraz çekingendi. Mutfakta öptün de karşılık verdi mi? Yani... İlişki testinde muhafazakar rüzgarlar. Oğlum bir şey yok bunlarda. Bunlar çok tatlı şeyler yani. Anladım yani. Ne zaman öpüşmek istedim? Deme onu deme ya. Ben
Benim annem var, babam var, onu deme ya. Ya şöyle bir şey oldu. Feyyaz Bey şimdi öptü. Ben, yani sıkıştırdı beni. Ben de böyle geliyor. Tam nasıl sıkıştı? Geliyor mu? Ne geliyor? Dağ gibi adam ya. Ne geliyor karşıda? İşte Feyyaz geliyor. Tamam. Bir şey geliyor. Bir varlık geliyor belli. Ondan sonra ben de böyle kaldım. Böyle hatırlıyorum. Böyle gözlerimi kapattım. Dudaklarını uzattı ve böyle durdu. Gerçekten mi? Ben rızası var mı filan o arada anlayamadım. Bir şey var böyle. Rızası mı? Hayır, o kadar. Şu an 3. yüzyıldayız, öyle söyleyeyim, şu an. Bu sahnede... Hayır, o anlamda değil. Öyle şeyler değil mi? Sonra öyle bir Buse kondurdum diyeyim. Öyle oldu. Bu kadar hazırlıkta Buse mi kondurdun? Ama çekingen olduğu için ben de ona göre... Vallahi bana bu kızı Tony'ye soracağım. Bu öpüşmede... bir şeyler böyle oynadı mı böyle bir şeyler? Yani dil dahil miydi? Değildi. 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 Gerçekten Buse kondurdu. Evet, evet. Anladım. O gün heyecanlandın ya, bu mesela hala dün gibi aklınızda herhalde. Evet, komik. Evet. Yo, o değil. Komik mi sence? Ben gülüyorum. Feyyaz'ın seni sıkıştırması komik mi yani? Komik. Ya benim aynı tepki de komik bence. Şimdi olsa öyle bir şey yapmam da. Mesut Bey zaten daha üstüne biz neler yaşandı. Dur, dur. Anladım, anladım. Böyle. Yaşlar o zaman 19 ama tabii. Evet. Küçücüksünüz yani. Evet. Çok çok normal, çok da tatlıymış yani. Valla. Sonra açıldık zaten. Yani... Kızım tam her boktan bir şey yok. Evlenmişsin, baklanmışsın, 12 sene olmuş. Utanma bunlardan. Biz bunları tahmin edebiliyoruz yani şu an. Tamam. Sonra romantik bir öpüşmemiz oldu sonra okulda. O nerede? Yağmur yağıyordu. Kütüphanenin önünde böyle bir banktaydık. Vallahi. Cidden böyle yağmur yağmaya başladı. Yağmurdan hiç kaçmadık falan. Öyle romantik bir öpüşmemiz oldu. Yağmurdan kaçmadık mı? Evet. Islaktınız ama. Islandık yani. Birbirinizin tabii ki ilk uzun ilişkisiniz. Evet. Ya benim öyle. Lisede benim kız arkadaşım. Ayrılık oldu mu? Ayrılık olmadı ama ayrılıktan beter bir şey oldu bence. Ne oldu? Hazal Erasmus'a gitti. İlişkiniz varken? Evet. Nereye gitti? İspanya'ya gitti bir de. Nasıldı kuzum? Çok güzel. Oo, Hazal'a bak. Zaten böyle utanandan korkacağım ben sana söyleyeyim. Mükemmeldi ya. Çok güzeldi. Güzeldi. Şey mi güzeldi? İspanya'nın sunduğu olarak mı güzeldi? Feyyazsız olmak mı güzeldi? Yani o zaman çok yeniydi ilişkimiz. Hah. Sen yani... de o kadar da sorumluluk hissetmiyordun. Evet, hissetmedim. Hatta şey... Öyle mi? Öyle yani... Ya şöyle... Konuşuldu değil mi bu Erasmus dönemi? Evet, konuşuldu. Biliyorsun yani bir şey oldu mu olmadı başkasıyla evet, orada. Evet, gayet giderken de böyle hani bu uzun bir ayrılık. Herkes böyle şey hani bana o kendi söyledi böyle hani ne yapıyorsan yap bu dönemde gibisinden. Bir şey sersin. Aferin lan! Yaş kaç burada? Yaş ya 20-21'dir herhalde. Hayır şey 3 senedir ilişkideydik. 3? Evet 3 yıldır. Az mı lan 3 yıl? Ya bizim... Dur şimdi 3 yıllık bir ilişkisi varken bu dünya güzeli 22 dakikadır utanan Hazal. Sana dedi ki ben Erasmus'a İspanya'ya gidiyorum sen de burada istediğinle takıl mı dedi. Ya gerçi böyle gözüktüğünü... Çak kız! Ama işte böyle deyince de tam tersi oldu. Ne oldu? Böyle ev arkadaşım var böyle 14 gün olmuş gideli. Ev arkadaşım kız arkadaşı gelmiş böyle bana şey dedi. Çok iyi hatırlıyorum. Feyyaz artık yıkansan mı falan dediler. Böyle çok kötü, çok moral bozuk. Moralim çok bozuldu yani. Hani çok mutsuz oldum. Böyle birazcık bitik bir hayata mı yelken açtın? Bitik bir hayata yelken açtım. Böyle hiç cool olamadım yani. Böyle o zamanlar Viber mıydı? Öyle bir uygulama vardı. Herkesin telefonuna kurmuşum böyle. Senkronize Hazal arayınca bütün ev halkının telefonları çalıyor böyle. Ben Hazal arıyor falan diye böyle. Onda hiç cool olmayan bir moddaydım gerçekten. Biri girdi mi hayatına Hazal İspanya'dayken? Yok hiç. Sıfır. Evet. Senin? Hazal! Hazişko! Yok gerçekten. Hayatım Erasmus'u zaten siz baştan konuşmuşsunuz. Rahat ol ya. Yok gerçekten girmedi. Sıfır mı? Sıfır. Bir çocuğun ismini duyuyordum. Ha! Kimmiş? Pedro mu kim? O Sura'a benziyordu ismi. Neydi? Yelle. 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 Aynen. Biri girmedi. İsmi Osura'ya benziyor dediğin isim yerle mi çıktı bize? Öyle hatırlıyorum.
dalgasını geçmiştim oradan öyle hatırlıyorum. Anladım. Hiç de benzemiyormuş çünkü yani. Hiçbir harf ortak değil ya. Yok yok bir şey olmadı. Erasmus'tayken. Yerine kim? Ya işte orada herkes böyle bir grupça, arkadaşça takılıyordu. Yani grup içinde oluyordu zaten. Sen peki bu konuşmayı niye yaptın onunla gitmeden? Ya giderken şimdi ben Erasmus'a gitmeye hak kazandım. İlişkimiz de iyi gidiyordu. Üzüldüm yani ben gidiyorum, o gidemiyor, kalıyor arkada falan diye. Ben de hani öyle, ben gidiyorum zaten onu bırakıyorum. O niye beni beklesin ki diye. İstediğini yapabilirsin dedi. O zaten o arada sahne falan alıyordu. Yani imkanı da vardı. Ne sahnesi? İşte... Gitar çalıyordum. Grubum vardı. Öyle mi? İzmit'te sahne alıyordum. Evet. Ana, vokalsin sen. Vokal, lead gitarist oldum sonradan. Yapma ya. Evet. Bir şey mırıldanır mısın bugün bize programın içinde? Olabilir. Hala devam mı müzisyenliğe? Yok, bıraktım. Vallahi. Sonra İstanbul'a gelip başka bir mesleğe atıldım. Kendi şarkın var mı? Var. Besten. Var. Bir mırıldan bakayım. Bir şey olmaz ya. Hazal'a yazdığım bir şeyi söyleyebilirim. Erasmus'a gittim. Hazal'a yazdığım bir şarkı vardı. Neydi abi? Şerefsiz yelli. Ya böyle şeyleri izlerken de çok gülüyorum. Şimdi kendi başıma geldi. Yo, neden ne güzel insanlar şarkı söylüyorlar. Biz burada şarkı söylüyor. Aa, salağa bak ne gülmüyoruz ki. Hoşumuza da gidiyor. Paylaşımda bulunuyoruz. Söyleyeyim mi? Tabii. Nereden girdin aklıma öyle? Tam da özlemişken sevmeyi, sen gülerken böyle gözlerinden elimde mi? Peki kırmızılı kadın, sen de sever misin benim kadar? Ben çalışırken güldürmeye, belki erken davrandım. Oyunmuş gibi sevmek ama dayanamam çok zor. Sabretmek herkes gibi olamamaktan. Kastımsa sadece senin olmak istemek. Alkışlar! Hazal'da hiçbir kırmızı olmaması dışında hiçbir sorun yok. O zaman öyleydi. Ağzına sağlık abi. Çok da güzel sesin varmış. Teşekkür, biraz heyecanlandım ama. Yo, müthiş detone edin. Çok güzel işler yani. O heyecanın, titremen, amatörlüğün bize geçti öyle söyleyeyim diye. Çok güzeldi vallahi, acayip. Dönsene tekrar müzisyenliğe. İstanbul'a dönünce yapmadım. Fırsat da olmadı. Belki bu program bir fırsat olur. Süper olur. Kim bir ekip yani... Hemen gözüküyor. Tamam, o kabul. Sözleşmem nerede benim? Yani bir ekip arıyorsa, beni çağırırsa o neden olmasın? Söyle kameraya. Merhabalar, ben vokalim, şarkılarım var. Lead gitaristim. Ekip arıyorum de. Evet. Arıyor işte. Ekip arıyor bu adam. Kesin gelir biliyor musun? Sana DM kesin gelir. Vokalistim. 17 küsür, 18 yıldır da gitarla haşır neşir. Başka enstrüman var mı? Başka enstrüman piyano var. O da sadece ufak basic bir eğitim aldım. Süper babayı falan çalıyor yani. Biraz böyle şan falan şey olurken o tarz piyano eğitimi aldım. Onun dışında bu kadar. Yani tüm... Nefis. Çok güzel. Çok tatlısınız ikinizden. Bak ben içime doğar benim ya başlarken daha. Evlenmedik falan hanginiz etti Hazal'cığım? Feyyaz etti. Nerede etti kuzucuğum? Çok kötü bir yerde etti. Nerede? Yerlerin evinde. Nerede etti? Şöyle Kız Kulesi'nde etti. Ya yani çok kötü. Şöyle hani metrekare 3 evlilik teklif falan düşüyordu. Biz sıra falan bekledik. Sıra? Evet, çok kötü. Babacığım senin yüzük düştü, aşağıdan yuvarlıyorum. Senin gelin benimkinden güzel, change. Ben de o kadar hazırlanmış diye şey yapmadım yani. Toplu sünnet düğünü gibiydi gerçekten. Gerçekten mi? Senle beraber kaç çift vardı? 4 vardı herhalde. Daha fazla. 4 sadece teklif için. Yani o bütün bir tür dönüyor ya o terası kulenin. Orada 4-5 tane çift diz çökmüş insan vardı. Ya çok kötü değil mi ya? En güzel, en güzel anın. Hocam lan senin ayaların yırtıldı. Bak bakayım. Senden bir çırt geldi, bir kontrol et. Sen diz çöktün mü? Çöktüm. Hiç demedin mi yani? Ulan çok genel oldu be, olmadı filan. Ya böyle yuvarlak olduğu için ben sadece biz varız sanıyordum.
Sonra fotoğrafçı da vardı filan. Aa ne güzel beni gördü, ben fotoğrafçı böyle işaret yaptım. Herhalde her şey spontane gelişiyor, ne kadar güzeldi. Fotoğrafçı orada meğersem hani görev yapıyormuş yani, gelen insanlar sürekli... Babacığım bak buraya şakşak, bak buraya. Aynen öyle, gerçekten öyle. Gerçekten. Evet. Ben yani gerektiği kadar özel ve anlamlı bir evlilik teklifi yaptım diye hatırlıyorum ama sonradan böyle o toplu töreni görünce biraz üzüldüm tabii ben de. İçine sindi mi hayatım? Hayır. Arkadaş ortamında öyle anlatırken göğsünü geri geri anlatıyor musun? Ya gülmek için anlatıyorum. Gülüyoruz. Gülünür buna yani. Gülünür. Tabii gülürdüm. Ben de gülüyorum. Böyle değişik cümle kurdu mu diz çöktüğünde? Ya ben de heyecandan o an hatırlamıyorum ama işte benimle evli misin dedi. Birkaç kelam ettim galiba ama yani yok ya, etmedi. Sarıldınız. Sarıldık. Ben de kabul ettim. Evet falan. Ağlamak? Yok. Bu rutin ne? Gülmek. Rutini ne bu işin? Mesela dışarıda teklif ettin, içeri girip yemek mi yiyorsun restoranda? Yok, önce yemek yiyorsunuz. Ha. Zaten bir şeyle gidiliyor. Bütün çiftler böyle bir tekneye biniyor, götürülüyor. Bu ne squid game gibi saçma sapan bir ortam. Gerçekten. Vallahi 7 gelin başladık, 3 gelin kaldı, anlamadım diye. Şimdi 12 sene çok uzun ya tatlı kardeşlerim. Siz bu ilişkinizi yenilemek için ne yapıyorsunuz? Galiba seks. Ne yapıyorsunuz yenilemek için? Ne bileyim, seyahat ediyoruz. Nereye gidiyorsunuz seyahat? Bu sıralar tabii yurt içi de kalmaya özen gösteriyorum. Tabii şu anda mesela içeride 400 kişi var. Güzel bir veri olur bu arada. Yurt dışı tatil planı yapan var mı önümüzdeki 6 ay içinde? 400'de 7. 393 kişi buradayız. Tamam. Yenilemek için başka neler yapıyorsunuz? Yani ilk böyle evliliğin ilk yılları çok acele geçti. Çok böyle harıla gürele geçti. Şimdi böyle kendimize geldik yeni. İlişkimizin kalitesini arttırmaya yönelik şeyler yapıyoruz. İşte böyle atıyorum hediyeleşmeyi bıraktık. Onun yerine sen ne istiyorsun? Hadi senin istediğini yapalım. Bir yere seyahate gitmek istiyorum. Oraya gidelim. Ben ne istiyorum? Gibi böyle birbirimiz isteklerinden ortak zevk almaya, çalışmaya uğraşıyoruz. Bir örnek ver mesela. En son mesela gittiniz bir yere ilişkinizi yenilemek için bir tatile. Şey, ne yaşadınız? Benim doğum günüm için mesela hediye yok, bir şey yok. Mesela Abant'ta güzel bir yerde kaldık. Otelde? Nasıl gitti orada işler? Çok güzeldi. Tamam. Ben ayarladım, her şey sürpriz oldu. Ona? Evet. Hiç söylemedim nereye gideceğimizi. Arabaya bindik, yanında oturuyor. Sapanca'ya falan gideceğimizi düşünüyor. Ben devam ettim. Bu mu sürpriz? Sürpriz. Sapanca'ya geçtik, Bolu'ya gidiyoruz. Hayatta tahmin edemezsin ha. Bakalım Küba'ya mı gidiyoruz, Uruguay'a mı? Sonra işte şey... İki alternatif var zaten, evet. Sonra Bolu'yu duyunca bozuldu aslında, beğenmedi. Ben Bolu'yu hep böyle emekli yeri gibi aklımda kalmış. Abant mı öyle kalmış, Bolu mu öyle kalmış? Abant, Bolu böyle çok şey gibi sandım. Böyle kaplıcalar gibi kalmış benim aklımda nedense. Ama kız da sana doğum gününde hadi gidelim de vücudumuzu balıklara emdirelim gibi bir teklifle gelmez ki yani. Evet. Doğru. Ama çok yoğun ve çok kötü çalıştığım bir dönemdi. Çok sabahlıyordum sürekli, çok yorgundum. Bana gerçekten güzel bir dinlenme tatili, hiç sevmez dinlenme tatili, hep gezme tatili ise bana özel dinlenebileceğim, odadan çıkmasam bile mutlu olabileceğim bir yer tutmuş. Çıktın mı odadan? Çıktık, gezdik ama genelde böyle odada takıldım. Bu sevdiğim bir şey vardı orada, onda takıldım. Jacuzzi vardı. Ne dedikleri belli değil bunların yani. Bir değişik de bir çift. Jacuzzi'de mi takıldın? Evet, çok severim. Tek yani, mi? Yani kişisel olarak çok severim. Tamam, tek mi girdin jacuzziye? Ne diyorum ya? Azalacağız. Ben neler diyorum? Benim ağzımın dediğini kulakları duymuyor şekerim. Azalacağız. Çok tatlılar ya. Yeterince sessiz kalırsak unuturum zannediyorlar. Güzeldi, dinlendik bol bol. Tamam. Dinlenin ya, kime neymiş ya. Hanımlar, beyler, yenilenen yemek sepetinde sayısız fırsat, binlerce seçenek, tazelik ve kolaylık var. Siz de hala yemek sepeti uygulamasını indirmediyseniz hemen şimdi indirin ve binlerce restorandaki indirimli menüleri kaçırmayın. Burası ilişki testi. Yemek sepeti. Arada böyle kavga dövüş oluyor mu gençler? Oluyor. Oluyor. Valla böyle evet. Kavga kültürü nasıl, böyle bağır çağır mı? Bağır çağır. Bağır çağır. Öyle mi? Da oluyor, normal de oluyor. Ne mesela, Hazal şey yapar mı, sert konuşur mu? Ya bazı kavgalar sert oluyor. Onda mesela işte küfür olmuyor ama sert sözler oluyor. Bel altı vuruyor. Bel altı. Ne diyor? Yani
Orada böyle ne bileyim hani git diyor, siktir git diyor herkes gibi. Onlar bazen öyle oluyor. Ama bazen de böyle çok çok da yüksek olmayan ama küfürleştiğimiz böyle iş, el işareti falan yapıyor bana. Falan öyle kavgalarımız da oluyor. 9'da hiç beklemediğim şeyler oluyor. Erasmus'a gidiyorum, istediğine takıl. Al burada bak. Aynen öyle. Ne yapıyorsun böyle? Ya ben ona kızıyorum, bağırıyorum, söyleniyorum falan. Bana böyle aynen böyle işaret yapıyor işte, göstermiyor şimdi. Şüveli mi yaptın mı? Yapıyor, ne yapıyor? Sizin yaptığınızı yapıyor. Veya birleşimi var. İkili yapıyor. İsmi mi var? Birleşimi. Birleşimi. İkilisi var onun, onu yapıyor mesela. İkilisi. Evet. Ha ne oluyor öyle ikili? Böyle hem nah yapıyor hem orta parmak yapıyor bazen. Dur bir şey olmaz da anlayayım ben ne olduğunu. Hangisini diyorsun ya? Bunun diyor, bunun diyor. Beni bir karar ver. Tek elde. Tek elde. Tek elde. Oo! Çok çirkin, yap. Deccal gibi. Yap bir şey olmaz. Yapmayayım. Ya yap bunu da en başa teaser yaparız. Yap gitsin ya. Bana doğru yap. Bence alışayım. Yap. Ben yaptım zaten. Ya evet. İşte söyle. Oğlum niye kapatıyor? Bu insanlar bilet aldılar. Ona böyle, buna böyle. Bina yapacak, böyle yapıyor bir de. Ben ilk defa kendiliğinden rütük bir kadın görüyorum burada. Ya söyle. Bu ne be? Ben bana biri böyle bir hareket yapsa anlayamam ki yani. Su istiyor herhalde filan derim yani. Ne yapayım, çay mı koyayım, ne yapayım? Anladım. Yani bazen oluyor. Bu sana özgü bir hareket. Ben daha önce yapan görmedim ama. Bilmiyorum. Tabii eğer kompakt öyleyse... bir hareket. Tek bir elde bunu birleştiren hiç görmedim müthiş yani. Müthiş bir hareket. Tabii önden bir de yala böyle onu yapmadan önce. Kaçta bir iyice anlasın yani. Tabii tatlı bir şey olmaz ya. Ya evet yapalım. Sen evet. Ne duydun Feyyaz'dan? Ya Feyyaz çok küfür etmiyor. Genelde eşyalara falan küfür ediyor. Eşyalara? İşte onları falan sinirleniyor hani bana bağırmamak için. İşte bir o var veya... Nasıl mesela hocam? Yani Hazal'a gitmesin o laf diye eşyaya mı ya sağ ben olsun. Genelde şöyle yapıyorum. Dur şunu elimden bir kenara koyayım da filan diyorum kavga etmeden önce. Çünkü böyle... Geçen bilmiyorum söyleyebiliyor muyuz? Elektronik bir cihaz aldım. Daha yeni almışım. O sırada kaldım. Neyi söyleyebiliyor muyuz? Elektronik sigara. İnşallah sigara içmiştir az önce. Tamam. Kötü örnek olmamak için söyledim de daha kötü örnek olmuş olabilirim. Elektronik sigara aldım hevesli. Elimde o sırada kavga ediyor bulunduk. Yanlışlıkla fırlattım mesela. Sonra çok üzüldüm falan. Yeri aradım falan. Allah'tan şarj aleti kırılmış. Şey bir şey oldu. Malın kıymetli mi senin Feyyaz? Kıymetli değil. Kıymetli mi malın? Hiç değil. Öyle mi? Savruk. Savruk. Ha, anladım. Çok kıymetli aslında. Senin çok kıymetli? Benim kıymetlidir. Mesela neyin kıymetli? Her şeyim. Tamam. Örnek ver bir tane. Mesela... Anlayalım yani. Mesela telefonum, telefon kabım, işte kıyafetlerim, tamam. Evdeki diğer elektronik eşyalar. Dur şimdi bu arkadaşta da benim gibi fena değil, mabadı var. Mesela bir koltuktan kalktı, yanlışlıkla çarptı, tuz buz oldu telefonu. Ne yaşarız o evde? Sıkıntı yaşarız. Sıkıntı mı? Hareket belli. Çarpılmış gibi bir şey ama ne oldu da tam belli. Sıkıntı yaşanır. Tamam ne ama? Ya hani... uyuyamam yani malım. Öyle mi? Evet. Ya mesela... Bu akşam birlikte uyumayalım. Git salonda yatak gelirmiş. Yok onu demem. Tamam. İşte kızarım. Sonra Feyyaz da işte beni sakinleştirmek için şöyle yaparız, böyle yaparız diye ayarlama yapar. Aha. İşte yeni telefon alır veya işte tamir ettirmek için bir randevu alır. Rahatlarım. Öyle oluyor. Yeni mesela hocam telefonunu da kırdın yanlışlıkla. Yenisini koyar mısın yerine? Hemen şey yaparız birlikte ama o yapamıyor o sırada hiç düşünemiyor çok mutsuz çok sinirli uyuyamıyor falan gerçekten böyle başımıza da geldi bu arada telefon. Ne yaptınız? Ya yani yanlışlıkla şey yaptık ben en son ben dokunmuşum telefona şezlongda bırakmışım yağmur yağmış şezlongun böyle bomba birinde su almış telefon benim suçum olmuş oldu mesela. Sen orada... katılıyor musun senin suçun olduğuna peki? Yani olabilir. Kimin suçu olduğu önemli değil. Ama... Hayır öyle bir tavırla söyledin ki sanki benim suçum değil gibi bir tandansa söyledin. Sen şimdi bak mesela ne yapayım? Senin suçun mu sence? En son sen dokundun diye kendi telefonunun sorumluluğu sende mi ki? Niye? Yok benim suçum değil bence. Ne oldu lan bir adam? Azıcık gaza getirdin. Bana ne ya el bir telefonuna? Azal bu soruyu sana sormaktan azıcık imtina etmekle beraber bu ilişkinin dokunmatiği kim?
Feyyaz herhalde. Ben de olabilirim. Tamam, nereden anlıyoruz Feyyaz olduğunu? Daha çok Feyyaz hani yanaşır falan. Sever beni. Sıkıştırmaya devam ediyorum. Hala? Hala devam ederim. Yok canım, ben de sıkıştırırım. Hiç şey oldu mu mesela evde böyle anneler babalar var, koridordasınız? Evet. Vallahi. Heyecanlı, ben severim. Hareketlere bak! Müs Bey, vallahi bir keyfim var, kimse karışmasın. İçeride babaannem namaz kılarken... Kadın bu kızın elleri o yüzden böyle kaldı diye. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi harikulade bir bölümle, çok tatlı insanlarla, alkışlarla devam ediyor efendim. Daha çok be! Feyyaz. Evet. Hazal dünyanın en güzel kadını mı? Bence evet. Ben de böyle cevap vereyim. Bence evet. Ama bütün dünyadaki kadınlara bakarsak en güzel kadını mı? Mümkün mü ya? Olabilir mi bu oğlum? Daha güzel. Mesela Margot Robbie, Scarlett Johansson, üç ve Hazal. Üçünün fotoğraflarını koyduk. Yan yana. Üçü de aynı oranda mı için gider? Margot Robbie. Gerçekten mi? Yani bu işi benim nasıl gördüğümle alakalı bir şey galiba ya. Oğlum Margot Robbie dedi ya daha şimdi. Yani çok nesnel olarak bakıyorsak tabii ki daha... Söyle bir şey yapmayacağım. Nesnel dedi ya, şuradan mesela demiş ki ulan profil AVM diye bir yer varmış. İçeriden telefonunu yandan geçirmiş, X-ray'den geçmiş, tıkır 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 buradan gelmiş. Ne yaşarız? Margot Robbie geldi. Dedi ki sana Kız Kulesi'ne gidelim mi beraber? Herhalde şey yapayım, Hazal'ın gözünün içine bakarım böyle, ne yapayım filan derim. Hazal... İzin alır mısın? Alırım. Verdi izni, gider misin? Giderim. Gerçekten mi? Nereye gidiyorsun? Soruyu bile tam sormadım. Temelli gider misin? Temelli gitmem tabii. Erasmus'a gider misin onda 5 ay? Güzel olur. Zaten Erasmus'takine izin vermişti yani. Evet. Anladım. Onun üzerinden kaç veriyorsun Hazal'a tipoloji olarak? 8. 8. Evet. Şimdi gerçekleri söyle. Gerçekten 8. Tamam. Ne olsa 10 olurdu. Açık ol. Düşündüm bunu. Sanırım boy, ben boy konusunda. Daha uzun bir kadın mı hayal ediyorsun? Ya, fena olmazdı. Kaç boyun kuzucuğum? 1.58. 50'si haklısın lan, yemin ediyorum haklısın. Yani öyle düşündüm. Yani 1.75 olsa fena olmaz dedim. Her 10 santim için bir puan kırdım. 8 yani. Sen kaçsın boy? Ben 1.79 gibi. 79? Evet. Öyle mi? Sen peki kızım daha uzunluğunu ister miydin? Feyyaz'dan mı? Yok, onun boyu iyi bana, ben çok uzun olmadığım için. Anladım. Hanımının en beğendiğin özelliği, fiziki özelliği? Gözleri, ben bunu klişe buluyordum ama söyleyeyim. Başka? Gözleri. Bazı söyleyemeyeceğim yerler var tabii. Biz de işte o yerleri çok merak ediyoruz şu an yani. Tamam. Gözlerini göz demeden tasvir eder misin? Tatil diyeceğim. Çünkü denizdeyken rengi değişiyor. Bana hep onu hatırlatıyor. Gözleri, güneş görünce rengi mi değişiyor? Denizde yansımayla rengi değişiyor. Bence yo diyor. Oğlum rengi değişmiyordur. Sen öyle görüyordur. Yansıyordur. Ya bence bayağı kahverengiden yeşile dönüyor bence. Denizde olabiliyor herhalde. Hiç böyle yalan duydunuz mu hayatınızda? Bembeyaz oluyor, bembeyaz. Hep ak oluyor gözleri, hep ak. Anladım. Tatil. Yani Bana onu hatırlatıyor. Böyle sahildeyiz, denizdeyiz. Vakit geçiriyoruz denizde. Bana onu hatırlatıyor. Ne güzel ifade ettin. Sen kızcığım, dünyanın en yakışıklı adım Feyyaz mı? Ya benim için öyle. Tamam. Ama değil hani. Ama birleşim olarak bence süper. Neyin birleşimi? İşte tek tek her şey birleşince. Koordinasyonu güzel. Evet. Ama ayrı ayrı pek de bir boka benzemiyor diyorsun galiba. Öyle mi? Yani ne bileyim hani işte kaşı güzel, burnu güzel, yapma gibi mesela ama değil. İşte ağzı güzel, saçı güzel. Ben her yerini beğeniyorum. Güzel bunlar işte. İşte güzel. Ama koordinasyonu da güzel. Koordinasyonu evet. Mu bok gibi? Yok. Kaç veriyorsun? Ben de 8 vereyim. Ben 9 vereyim ya, gönlümden 9 vermek lazım. 9 vermek lazım. Evet. Nereden kırdın? Kiloyu sayma. Ha, onu söyleyecektim. Yok, onu ben yemezler onu yani, evet.
Biraz ensiz, boynu kısa. Ha şöyle ya. Biraz boynu kısa. Boynu kısa. Evet. Daha mı boyunlu bir erkek isterdin? Evet. Tabii boyun önemli bir uzvumuz, evet, yani. Bu arada ama en... Ya neyse, siz devam edin. Buyurun buyurun. Yok şey, soracaktınız zaten en beğendiğiniz yerini. Sormuyorum sana, hadi bakalım. Beni yönlendiremezsin şu an yani. Yok, estağfurullah, özür dilerim. Estağfurullah, yok ayrı kadar... Oraya girmek üzereyim de girmeyeyim. Tamam hayatım, gir gönlünce de azıcık boynunu ha, konuşalım. Boynum gerçekten. Mesela boynu bu kadar kısa ya mesela, ne yapılamıyor kısa boyunla? Yani belli bir derdi var bu kızın yani. Gerçekten sen yere kadar fark etmemişsin, yok bu adamın boynu. Böyle oluyor. Birinin kusurundan bahsettiğin zaman da özellikle o kusura bakıyorsun ya. Biraz dik oturayım. İstediği kadar dik otur. Senin senin omzun kafandan yukarıda, öyle söyleyeyim yani. Oh, body shaming. Evet. Mesela, soru neydi? Unuttum. Boynu kısa ya. Ya şey, benim sorun ettiğim bir şey yok ama daha mesela kilolu gösteriyor. Boynu kısa olduğu için daha kilolu gösteriyor. Değil aslında o kadar. İşte hani mesela boynu biraz olsa daha mesela 1.80 ya 1.85 gibi görünecek mesela. Hani anlatabildim mi? Ama hayat düşündük. Biraz daha boynu olsa zaten vücuda eklenecek ya o zaten. Burada sen şimdi bize ne anlattın? Azıcık daha boynu olsa boyu uzardı diyor bana. Biz be boynu da ekleyin, 5 santim ekle o zaman. Tamam işte, o normal ama ya. Bir şey de aklıma geldi. Ha işte bu. Bir de ayakları çok kötü. Ayakları? Evet. Konuş kız. Ayakları şöyle, şimdi Feyyaz'ın her yerini beğeniyorum dedim. Senin ya. Senin böyle demin şu hareketin var ya Nahla beraber. Ona benziyor mu ayakları? Evet, evet böyle. Göster bakayım tam. Şöyle bir parmağı böyle. Böyle. Başka bir parmağın üzerinde. Serçe parmağıma açılmış bir Instagram hesabı var Mesut Bey. Böyle yamuk. Gerçek mi bu? Ya evet, kırılmış galiba, yanlış kaynamış çocukken. Instagram hesabı ne? Ya böyle happy finger gibi birileri açmış zamanında. Bir arkadaşım bana şaka olsun diye açmış. Senin fotoğrafını çekip ayağını. Çocukken fotoğrafımı çekmiş, açmış. Kaç takipçisi var senin? Benden fazlaymış, ne üzülürüm ya. Abi 300 bin o, bayağı ünlü yalnız benim. En son 3 sene önce baktım, 58 falan da. Gerçek, gel dur. İlişkinizde bir ilk. Gel senin serçe parmağını Instagram'da duyuralım çocuk. Hatırlıyor musun? Kamerada. İsmini gerçekten hatırlıyorum, çok ciddiyim. Happy Finger. Happy Finger gibi bir şeydi büyük ihtimalle. Ah bir, sen biliyor musun hesabını? Ya galiba küçük tatlı parmaktı. Küçük ben... tatlı parmak, öyle olabilir. Öyle misin? Çok kötü. Sen küçük tatlı parmağı Happy Finger olarak mı hatırladın hocam? Çok kötü, böyle... Sen bana... Alabamalı mısın, sen neresin? Aydınlıyım ben. Aydınlısın, anladım. Arkadaşlar Instagram'a küçük tatlı parmak yazarsanız bir baksanıza lan telefondan. Bakan vardır. Buldun mu? Çıkmıyor. Kapanmış demek ki. Şeye bak, küçük tatlı parmak 34. Ya övündüğüm bir şey değil. Öyle kötü bir şaka yapmışlar bana. Anlat acık ayaklarını. Parma... Mesela soğudun mu ilk gördüğünde kuzucuğum? İlk gördüğümde şöyle, parmağının dışında bir de mesela Feyyaz çok tüylü bir insan değil ama ayakları çok tüylü. Hani böyle köpüğü sıkıştı. Beyaz ne var lan bu aşağıda? Çorabın, ayakkabının içinde neler yaşatıyorsun sen bu kıza ya? Şu parmağın ikinci sırasında da kıl var. Hayatım sen niye coştun bu kadar bizim? Mesela... Midemiz kalkmadı mı bizim şu an? Ben, devam. Ben onu ilk görünce çorap, siyah çorap kiri zannettim. Eliyle atıyor böyle. Lan bunlar gitmiyor. Ya bir şok olmuştum. Oldun sonra mu? Alıştım yani. Gene de mesela giy çoraplarını falan diyor mu evde? Yok demem. Öyle bir şeyim yok. Peki mesela daha az baktığını söyleyebilir miyiz oraya doğru? Vektörel olarak belki de o kadar da bakmıyordur. Ya olabilir ama şey diyorum hani ben işte gel lazere gidelim falan. Tabii ne var bunda? İşte olabilir. Olabilir. Açığım yani böyle şeylere. Fırsat olmadı. Ha anladım. Hı-hı. En beğendiğin fiziki özelliği kocanın. Bak o kadar gömdün. Evet, şimdi öveyim. Bu kadar gömmeye senin bu adama vermen gereken puan 2, ben sana söyleyeyim yani. Boynu yok, ayakları böyle. Ya aslında ayakları diyeyim ben, boynu geri alayım. yok tamam, şaka söylüyorum şimdi. En beğendiğim özelliği 1. Wow. Bacaklarını beğeniyorum. Çünkü ne? Çok düzgün, hiç erkek bacağı gibi değil. Yo, erkek bacağı gibi. Lan böyle kadın bacağı gördüm işte hayatımda. Ne erkek bacağı bu ama? Sen yani demek çarpık ki... Çarpık değil. Bacak görmedin, ha tamam. Ha, çarpık oluyor. Ha şimdi oldu. Erkeklerin öyle değil, düzgün. Güzel. Bir de ensesini beğeniyorum. Hani boynunu beğenmediğin kadar enseyi mi beğeniyorsun? Evet. Ne var ensesinde? Bilmem. Bence çok yerinde bir ense. Tabii burada da olabilirdi ense sonuçta yani.
Oldukça yerinde. Ense neredeyse orada ense. Peki kocanın ensesini bana ense demeden tasvir eder misin? Neye benziyor ensesi? Neye benziyor? Güzel bir manzaraya benziyor. Manzara? Evet. Nereye bakıyoruz peki? Nereden nereye gün bakıyoruz? Gün batımı. Gün batımı? Evet. Senin beyazın ensesi gün batımı mı? Bir daha günü batırırsam şerefsiz ben. Aklıma gelecek bu adamın ensesi. Hayatım şu şarapları topla siktir olup giderim çocuğun aklına. Bacaklarını peki bacak demeden tasvir et bakayım. Bacakları da bir mesela hani işte antik kentlerde sütunlar oluyor ya onunla benzetiyorum. Sen körsün ben sana söyleyeyim. Aleni olarak yani. Gönül gözüyle ben böyle saçmalık duymadım hayatımda. Peki uyku kültürünüz aynı mı? Aynı saatte mi yatağa giriyorsunuz? Oğlum sana böyle uyku diyorsun, yatak diyorsan mı heyecanlanıyorsun ha? Yok benim Feyyaz'ın uyumasıyla ilgili problemlerim var çünkü. Horluyor? Yok horlamıyor. Sadece çok uyuyor. Ne demek o? Yani bayağı çok uyuyor. Kaç saat? Minimum 10 saat uyuyor. Ne aldı lan? Oo! 10 saat değil ben yorgun kalkıyorum 10 saat uyuyunca. Yani bana göre çok. Kaçta yatıyor? Kaçta yattığını görmüyorum çünkü ben ondan erken uyuyorum. Tamam. Sabah da hani ben uyanıyorum 9-10. O işte kahvaltıya kalkıyor. Yani 11-12. Tamam ne var bunda? İşte çok uyuyor. Ya biraz böyle sanki şey gibi, moda gibi, aramızda öyleymiş gibi, etrafımızdaki insanlar da öyle. Yani hafta sonu erken kalkmak zorundaymışız gibi hissettim. Hafta içi kalkıyor musun işte dolayısıyla erken? Hafta içi, şimdi biraz serbest çalışmaya başladım. Ne yapıyordun, sen ne iş yapıyordun? Ben reklamcılık yapıyordum. Okulu bırakıp reklamcılık yapıyordum. Yani tasarım üzerine, grafik tasarım üzerine. Şimdi artık tamamen freelance'e döndüm. Biraz biraz öz disiplinim yani düzeltmeye çalışıyorum. Kaçta kalkıyor aslanım sen öz disiplin falan? Kaçta kalkıyorum? 9:30-10'da kalkıyorum her gün. Hafta içi. Kalkmaya başladım. Oğlum biz sizi tanımıyoruz. Biriniz doğruyu söyleyin lan. Kaçta kalkıyor bu adam? 11. Yani minimum 11'de. Ne var 11'de kalkmaya ya? Ama gece çalışıyorum. Evet. Yani biraz böyle ters bir düzenim var. O zaman biz yani 5 saat falan vakit geçiriyoruz gün içinde uyuduğu için. Mantıken. Daha ne? Ya, daha ne oğlum ilişki zaten böyle yürür yıllarca yani. Hafta sonu Azal 8'de falan kalkıyor. Ne yapıyor deseniz hiçbir şey yapmıyor yani. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor oturuyor. Ne yapıyor kuzum i̇şte uyanıp? Kahve içiyorum işte televizyon izliyorum. Hani sanırsanız yoga yapıyor, spor yapıyor. Hani böyle kitap okuyor hiçbir şey yapmıyor. Oğlum sen kızı niye eleştiriyorsun şu eleştiri bombardımanı? Biraz... Mesela bomboş duruyor ya. Bir gün beraber kalkayım dedim böyle bakıyorum bomboş. Vakit de geçmedi sabahın körü sinirliyim. Biraz sitemli benim geç kalkmama. Bazen biri filan buluyor kalkmam. Ama gerçekten yorulduğum için öyle. Yani uyumaya hasrettim bu zamana kadar. Uykuyu Hazal'dan daha çok seviyorsun diyebilir miyiz? Yani çok düşündü zaten. Oğlum geç gelen cevap değildir. Aldık zaten biz cevabı şu an. Tabii ki de öyle değil ama uykuyu seviyorum. Gerçekten seviyorum. Yani 2 gün uyumuşluğum var. 2 tam gün? Evet. Hazal'ı 2 gün görmüşlüğü var mı? 2 tam gün? Yani biraz öyle. Anladım. Yani hep masa başı, hep böyle bilgisayar başına çok çalıştığım için böyle omurilik sistemlerim falan iyi değil böyle sırtım, boynum. Hep böyle yatasım var. Boynun yani. Yok oğlum, boynuna dert etme ya. Kuzucuğum, bir huyunu değiştir bu adamın. Üşengeçlik diyeyim. Üşengeçlik yani işte çok üşengeç olduğu için hep yatay pozisyonlarda yani... Hep yatay. Hep yatay. Yani şu an oturuyor ama birkaç gün yatacak. Yatmak hani. İster misin hocam? burada 2 saat burada oturduğu için yatması mı gerekiyor onu dengelemesi için? Bayağı bence zorlanmıştı. Sen eve gidince ya şöyle bir adam bekliyor yatacak. Gerçekten. Evet. Evde bir koltuk var galiba. Evet. Feyyaz'ın bir köşesi var. Hep orada yatıyor mu? Evet. Kumandası dibinde. Evet. Evet gerçekten böyle. Arada kalkıp çay içiyor. Yine ben getiriyorum kalkmıyor. Meyve? Meyve yemez. Yatarken mi içiyor çayını? Yatarken. Yatarken bir şeyler yer. Oğlum biz... Ama koltukta hani. Binlerce yıl önce dikeldik. İnsanoğlu. Dikeldi abi. Ya çok tembelmiş gibi oldu da. Neden sen evrimi tekrar geri götürmeye çalışıyorsun yani? Yatmanın dışında hep çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. Öyle mi? Evet. Sen ne yapıyorsun? İş güç? Çevre mühendisiyim ben de. Aktif çalışıyorsun. Aktif çalışıyorum. Ha tamam. Benim işim ona göre, onun işine göre daha saati belli. Ha iyi. Hani ben daha dikey durabiliyorum.
Yeme bunları ama. Hiç kimse yorgunluktan bu kadar yatmaz yani. Evet, seviyor yani. Yani tabii. Tercihen şey yatıyor bu adam. Tabii tabii. Ben bir şey anlatayım size. Hatta tabii. Anlatabilir miyim? Sence anlatabilir miyiz? Biz ne konuşuyoruz da bir daha biri? Buyurun. Şimdi biz mesela tatile gittik Feyyaz'la. Nereye? Yani herhangi bir tatile gittiğimizi Asos'a varsayalım. Ya bir kere Asos'a gitmiştik. Bir çift arkadaşımız daha vardı. Feyyaz yoktu yani ben. Diğer çiftle üç kişi tatil yaptı. Feyyaz hep yatıyordu veya uyuyordu. Sorabilirsiniz yani. Doğru mu bu? Doğru. Dur birkaç fikir alalım burada. Buradaki kim haklı? Hazal haklı diyenleri el kaldırsın. Adamın da kendince haklılık payı vardır diyenleri el kaldırsın. Hangi çift abi? Beraber gittikleri. Heh, ver bakalım ver. Ver de dinleyelim ver. Merhabalar. Merhaba. Şimdi dördünüz gittiniz. Nereye gittiniz? Asos. Ne yaşandı orada? Feyyaz sabah kahvaltıya yanımıza geliyordu. Tabii 11'de falan, 10'da 11'de. Sonra odaya geri yatmaya gidiyordu. Sonra biz denize gidiyorduk. Sonra Feyyaz uyanıyordu, geliyordu. Plajda yatıyordu. Şezlong'da. Peki sürünerek mi geliyordu deniz kenarına? Bu adam dikelmeyi sevmez. Ama Hazal da mesela... Burada birazcık Feyyaz'a da arka çıkayım. Hazal da şey gibi böyle emekli yaşlı gibi sabah 8'de 7'de falan denize uyanıp gidiyordu. Hani o biraz garip. Şey diyen var. Peki otelin kahvaltısını mı yapıyordunuz? Evet. 11'e kadar olduğu için pintiliğinden mi kalkıyordu? Feyyaz evet. Yapmaz. Evet evet. Hazal'ın korkusundan. Ama o da evet. Hazal'ın yoksa senin kahvaltı umurunda değil. Yok zaten 10'da bitmesi bir kahvaltın çok saçma değil mi? Saçma. Neresi olursa olsun. Ha şunu bir söyledi artık ya. Yeter ulan. 10'da yalnız bitiyor. Yumurtanın izi bitiyor bunu koyayım. Haşlamışlar da koy şunu yeriz biz bir de. İki tane peynir bir tane zeytin alacağız 11'de biter. Evet. Yani o yüzden filtrede hep geç kahvaltı seçeneğini işaretliyorum. Yani o kalktım 11'de mesela kahvaltı edebiliyorsun. Geç kahvaltı seçeneği var. Hep onu işaretliyorum artık. Çünkü yani zaten bütün günü böyle geziyorsun tozuyorsun yoruluyorsun. Ben oğlum sen yatıyor musun sen gezip tozmuyor musun? Sen bu cümleyi kuracak insan mısın bu hikayede yani? Geziyorsun tozuyorsun diye gezmiyormuşsun, yatıyormuşsun sen. Bana, bütün gün yatıyorsun, kahvaltı edeceksin. Bana biraz haksızlık ediliyor bence. Ben aynı zamanda şoförlük de yapıyorum. Yani insanları doğru. Gezdiren, oraya götürüp getiren. Yani organizasyonu da üstleniyorum. O bu kadar... Arkadaşın ehliyeti yok mu? Yok. Galiba var da kullanmıyor galiba. Hanıma ver bakayım. Bizde her şey eşit. Merhaba. Ayağa kalkarsanız kameramız sizi görür. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Sizin ilişki kaç sene? 10 sene. 10 sene. Bu dörtlü tatile çıkmak güzel bir şey mi? Güzel, keyifli geçti tatilimiz. Sen hiç Feyyaz'la karşılaştın mı tatilde? Evet yani birlikte de vakit geçirdik tabii ki ama daha çok akşam saatlerinde işte bir yere çıktık, dolaştık falan. Anladım. Ne kadar tatlısınız ikiniz de. Teşekkür ederim. Buraları yayınlıyoruz. Olur tabii. Tamam. Hadi coşkulu alkış kardeşlerime. Sen bir oyunu değiştir Hazal'ın. Bu kahvaltı konusunda açıldığı gibi birazcık eli sıkıdır. Yani pinti demek istemedim ama. Aç biraz pintiliğini. Neye para harcamak istemez mesela? Ya mesela işte kahvaltıya kalkmama sebebi benimle vakit geçirmek değil de kahvaltı boşa gitti diye o verdiği para. Gerçekten bu. Öyle mi kızım? Doğru. Doğru. Biraz şey yani. Tutumluyum diyelim. Pinti değil de. Ama o da senin gibi olsa sanki hiç para koyamazsınız kenara gibi. Evet hep öyle düşünüyoruz. Birbirimizi dengelediğimiz. Kim daha çok kazanıyor? Ben sanırım. Feyyaz. Evet. Oran olarak bir nokta kaç yani? Yani yakındır. 1:25 gibi. Ha. Peki 5 kat fazla kazandı senden Hazal. Mutlu olurum tabii ki de. Sen var ya hiç dikelmezsin öyle bir şey olsa. Hazal dese ki ben Euro ile global bir şirkete girdim, bu çocuğa felç eder böyle durur. Oh! Allah'ıma biri gelip beni yıkasa haftada bir. Altımı da alsalar mis gibi hayatım olur be. Kuzucuğum, huy olarak bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin Feyyaz'ı? Ağustos böceği. Neden? Çünkü üşengeç ve gitar çalıyor. Evde mesela... Ya her gitar çalar Ağustos böceği diyemeyiz ya. Ben ilk hayatımda böyle anlamsız bir tüme varım görmedim. Gerçekten tam öyle. Mesela hadi diyelim şu temizlik yap,
palım falan. Sen de karınca mısın bu hikayede? Ya ben karınca değilim. Öyle şey yapmayayım da hani gel temizlik yapalım diyorum. Böyle gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Hayatım salonu bök götürecek. Krevinin verandasında bir rüzgar gülüne rastladım. Hocam senin bu rahatlığın, ben seni bir döverim burada. Oğlum böyle hayat olur mu ya? Sen niye temizlik yapalım diye kadına gitarla cevap veriyorsun? Gözlerin, gözlerin. Niye? Aslında o tam benim penceremden bakınca da şöyle. Ben hazırlanıyorum mesela, bir yere gideceğiz. Hazal'ın hazırlanmasını beklerken sürekli gitar çalıyorum. İşte gibi. O vakit benim için vakit öldürme şeyi o. Beklerken filan aslında. Anladım. Sen, öyle bir yanı da var yani. Sen bir hayvana benzet Hazal'ı huy olarak. Direkt kediye benzetiyorum. Neden? Bu şey gibi birazcık huyu değişken, bazen böyle çok böyle tırnak çıkartıyor. Bazen çok böyle hiç yaklaşmıyor mu oluyorsun. Bazen bir bakıyorsun böyle gelmiş sokulmuş. İşte bizim evde kedimiz var mesela. Birebir aynı şeyleri gösteriyor. Yani evdeki kediye de ben öyle davranıyorum. Onun huyuna gidiyorum. Aynı şekilde. Evdeki kediye şey diyor. Erasmus'a gideceğim. 5 ay istediğin kediyle takıl. Önümüz var. İstediğine takıl. Hiç kimseye karışmam. Beyaz, sence Hazal bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Bence bulabilir ya. Nereden bu kanaate varıyoruz? Biraz daha böyle... Boynu olan, dikelen... Sanki biraz daha böyle çok aktif yaşayan insanlar vardır ya. Spor, böyle gezmek, tozmak, işte ne bileyim gurmecilik bilmem falan. Böyle hep aktiftir o insanlar. Ben şaşırıyorum nasıl böyle olabilir falan. Oğlum yatmak ne güzel ya. Ne yapıyorsun gurme murme? Toz söyle ye ya. Kaşarlı tost, hiç tadına baktın mı kaşarlı tost? Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Yani biraz daha böyle sakinliği seviyorum. İşte barda oturmayı seviyorum. Mesela klaba gitmeyi sevmiyorum. Sen klapçı mısın? Yok. Değil ama böyle aktif insanlara beni böyle örnek karşılaştırdığını hissediyorum sanki. Daha aktif birini bulabilirdi diye düşünüyorsun senden. Daha bence hayatın içine karışan. Evet, bence de öyle. Ben biraz hem depresif olduğum zamanlar oluyor. Bazen işte dediğim gibi kendimi böyle saldığım zamanlar oluyor. Çok aktif olduğum zamanlar oluyor. Böyle biraz değişkenim. Hiç oldu mu senin çok aktif olduğun bir zaman? Ya yazın oluyor. Yazın keyifli bir insanım ya. 3 ay. 3 ay. Sence kızım Feyyaz senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayatta? Bulabilirdi. Neden bu kanaate varıyoruz? Bilmem, çok iyi bir insan, çok tatlış bir insan o yüzden. Sen de öylesin. Ya herkes herkesten daha iyisini bulabilir bence. Tamam. Yani bulabilirdi. Soralım. Hazal. Hazal Feyyaz'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Gayet makul. Kabulümüz. Feyyaz Hazal'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Yani? Hiçbir fikri yok bu salonun. Uyudunuz mu lan deminden beri? Hala mı soruyor bu amına koyayım ya? Allah Allah. Hadi gidelim, kaç oldu lan sen? Çat diye Feyyaz senden ayrıldı. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin sence? Ya çok zor olur bence. Ne kadar sürer? Herhalde bir sene sürer. Seneye Temmuz'da bu enerjide olur musun? Ya bilmem, bence olur. Hayatında biri olur mu sence? Hayatında biri olmaz ama. Neden? Yani ben şimdi Feyyaz'dan ayrıldım diyelim ki. Tamam. Veya Feyyaz benden ayrıldı. Nasıl ayrıldığımıza çok bağlı değil. Sonuçta biz o sinirden sonra şey oluyor. O güzel şeyleri hatırlarsın herhalde diye düşünüyorum. Evet, güzel. Bence bir hayatında bir senede biri olmaz da. Belki hani günübirlik şeyler. Bravo ya. Vallahi bu kız hakikaten çok tatlı yani. Melek yüzlü şeytan, dünya tatlısı ya. Biz ben ne bileyim, bir şey olmazdı. Belki bir fuck buddy bir şey yani. Fun nice stand bir şeyler. Ama bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Ama şey, hani diyelim ki Feyyaz benden ayrıldı. Ya çok üzülürüm, ben giderim buralardan yani. Yapamam. Gerçekten. Evet. Başka yerde günübirlik takılırsın. Olur olur. Ya bari denk gelmesin en azından yani. Ya belki... Görür mürür. Aynen. Bence o da aynı şekilde. Ben bayıldım sana ya. Aferin kız. Azal bastı gitti. Kaç zamanda bu enerjiye gidersin? Evet. Bir kere
hiç ayrılmadık dedik ama bir günlük böyle bir ayrılma durumu olmuş. O gün mesela. Ben bir One Night Stand'e gitmişim diye anlatsın. O gün gerçekten hem hasta oldum hem de çok kötü yattım yani. Barışana kadar uyudum. Yattın. Yine bir sebepten yatmışa bırakıyordum. Yani. Bir bahane bulmuş gene yatmağa. Hazal gelip uyandırıp barıştı benle yani öyle söyleyeyim. Öyle. Yani. Ama... Azıcık daha yatayım mı? Tamam barıştık da. Biraz daha yatayım ya. Azıcık daha yatayım. Şey ben... Kaç zaman toparlarsın güzel kardeşim? Herhalde 6 ay, 1 sene arası toparlarsın. Öyle mi? Evet. Tam bu haline gelirsin. Evet. Evet. Vallahi. Yani... Sen bence 6 ay yatarsın. Anladım. Sonra bir kalkarsın. İyiyim lan diye. Büyük ihtimal olur gerçekten. Anladım. Şey var mı? Çocuk yapsak falan. Mesela kedi bir çocuğun pratiği mi? Yok. Çok uzun zamandır bizle. 5-6 yıl oldu değil mi onun da? 6 yaşında. Var mı baba olalım, anne olalım? Ufak ufak konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Kim konuşuyor daha çok? Ben şey demeye başladım. Mazal ben istiyorum ya haberin olsun demeye başladım. Ufak ufak konuşuyoruz. Baba olacağım! Ufak ufak konuşuyorum. Yani ben okeyim, seni bekliyorum. Mal getiriyorum ben artık şu anda. Okay. Evet. Sen azıcık daha ama biraz böyle aktif ol, dikel yani. Şimdi bu kız bir de şey diyordur yani. Sen şey diyorsun değil mi, çocuğu yapalım, o kendi yata yata büyür. Öyle bir şey değil çocuk yani. O yatacak, sen kalkacaksın çocuk olduğunda. Çok kötü anlattı beni ya. Yani ben çok üzüldüm şimdi ya. Neden? Niye böyle oldu? Ben Feyyaz çok müthiş bir insan. Biraz onu övebilir miyim? Öyle bir 15 dakika şekerleme yapsın seni o ara öv. Ya farkındayım ya. Burada konuştuklarımızı biraz da karikatürize ediyoruz biz. Ya. Yani bir tane cümleyi alıp büyüterek eğlenelim istiyoruz. O yüzden... Bu da beni gömebilir. Sen de gömme de. Oğlum sen gel buraya otur o zaman madem öyle. Yok estağfurullah. Yok şey diye yani yeni kendi işimi yapmaya başladım falan. Şimdi böyle tembel gibi gözüktüm ya böyle müşterilerim falan böyle ne bileyim şey. Hayır biz senin ilişki içerisinde tembel olduğunu... karikatürize ettik. Yoksa bu çocuk atom karınca gibidir. Siz var ya. İş konusunda ben daha önce çalıştım. Mesela çarşamba teslim edeceği işi seneye çarşamba teslim etti. Öyle bir insan. Şu an galiba senin son ekmek paranı da aldık şu an. Teşekkür ederim. Çağdaştık. Hadi puanlayalım. 9 ve üzeri diyenler o desin. Gerçekten çok sempatiksiniz ikiniz de. Vallahi. Teşekkür ederiz. Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 8 ve üzeri diyenler o desin. Bak seyircimiz kolay kolay vermez bu puanları. Her bölümün sonunda olduğu gibi şimdi azıcık göreceğiz hocam ama. Bunu kur. Abi ben durayım o gelsin ya. Zaten dikeldim omurlarım omurlarım hep ağrıyor. Öp şun Barış'ın. Alkışlarla. Alkış devam ederken hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre ilişki testi harika bir bölümle bugünlük sona eriyor. Bay bay. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayaklarınızı sağlık. Şöyle yeni bir ilişki var mı? 3 ay, 5 ay. Ne kadar? 2,5 yılda ben çok konuşasım var ya. Ver çok tatlı çocuk o. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İlişki mi 2,5 yıl evlilik mi? Şöyle ilişki 2,5 yıl evlilik 3-4 ay oldu. Ha. Ama şöyle bir şey var 15 yıllık bir 17 yıl mı oldu? Lise arkadaşım. Tamam sayılmaz hocam lisede. Lise arkadaşım şöyle oldu. Yıllar sonra biz tekrar buluştuk. Yani o evlendi boşandı ben evlendim boşandım. Ondan sonra biz... Anlat acıkla. Çocuk var mı eski? Ya aslına bakarsanız tekrar buluşmadık. Yani biz sürekli görüşüyorduk. Hatta ben dün... Sakin. Oğlum öyle değil mi? Arkadaşlık zaten diyor. Evliyken öyle de... Öyle canım arkadaşlık. Muhabbet ediyorduk. Ben düğününde çeyrek altın taktım. O kadar! Tabii. Haklıymışsınız lan siz. Burada başka bir şey var. Ben evet. Daha büyük taktım. Ben daha çeyrek... büyük. Evet. Ver bakayım hanıma. Sen ne taktın hayatım? Ben kolye taktım geline. Kız tarafıyım ben dedim ona. Geline kolye taktın. Evet. Şimdi evlisiniz. Böyle alalım sizi. Mesela siz çık gel desek gelir misiniz? Geliriz. Buraları çok istiyoruz hatta ya. Çok güzel bence hikayemiz. Tamam buraları da anlatırsınız ama. Evet evet. Okey. Sizin numaranızı alsınlar mı? Tabii. Anlaştık. Bizim yine İstanbul'da bir çekimimiz var karşıda Watergarden'da. Sizi oraya alalım. Tamam.
Bizim ev de mi orada? Allah'ın cezasına bak. Ya bunun ne önemi var şu an ya? Bir şekilde gelirsin birader. Yayına çağırıyoruz. İyi lan evin dibinde ha. Ya buraya çağırsalardı bokumu gelirdik. Koca arkadaş kardeşlerim. We'll be right back.